de gidelim birader. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce girişi biraz değişik yapmış olabiliriz ama girişte bir çoban abiyle tanıştık. Çoban abi bize birkaç bilgi verdi. Dedi eskiden buralarda böyle dağlıklar vardı, denizler falan buralara kadar geliyormuş. Bize tebrik etti işte, dedi güzel geziyorsunuz falan, biz de gezerdik falan dedi. Kendisi burada bir evi varmış. Solda bir tarafta. Tam bilmiyorum ama. Orada yaşıyormuş. Güzel vallahi, hayatı güzel. Bir 10-15 tane koyunu, keçisim var. Onları gidiyor. Bir taraftan da hayatını yaşıyor adam. Eski insanlarda fark ettiğim bir şey var. Yani yaşlı insanların dişleri daha düzgün. Nedense anlamadım. Büyük bir ihtimalle bizim milletimiz fazla hayvancılıkla uğraştığı için et, süt, yoğurt, kalsiyum yeterince alıyorlardı demek ki. Benim düşüncem öyle. Yaklaşık 6-7 kilometrede tırmanıyoruz. Artık inişe geçmek için yalvarıyorum. Sağda devletin ormanı varmış. İlk defa çekicinin üstünde bir traktör gördüm. Değişik bir görüntü. Ahmet devam et. Mehmet dur. Araba geliyor, dur. Şimdi tık. Hop. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce markete girdik. Bir soğuk su aldık ve böyle maden suyu aldık. Kızılay aldık ama bunu alınca kendimi ihanet etmiş gibi hissediyorum. Bildiğiniz üzere Ankara Beypazarlıyım ve orada da maden suyu üretiliyor. Çıkartılıyor. Maden suyu, soda. Öyle bir şey işte. Yolda çok fazla terlediğimiz için enerjimiz yerine gelsin. Ve mineraller falan da tekrar yerine de gelsin diye. Su ve maden suyu birebir. Yaklaşık 10 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ne konuşuyordun? İzleyicilerim de. Oha. Oha. Selamlar, ikim abi, kolay gelsin. Ben 120 kilo veriyorum. Oha ya. Ulan hiç böyle düşünmemiştim var ya. Ama verse güzel olurdu. Geliyor. Oğlum direkt hızını kesiyor lan bura. Hadi bir çöp kutusu gelsin artık ya. Milletin çöpüne attığınız için kızarlar mı? Evet arkadaşlar, bundan önceki birkaç videoyu şöyle izledim. Ben bile bazen izlerken sıkılıyorum. Ve şunu fark ettim, çok sevilerek izlenmediğini düşünüyorum. Bundan dolayı bu videoda birazcık farklı yapabilirim. Beğenmeyi unutmazsanız, eğer kendi içinizden beğenmek gelirse sevinirim. Ve ilk defa izliyorsanız veya önceden de izleyip şu an abone değilseniz ve abone olmak isterseniz, eğer işinizden geliyorsa abone olmanızı isterim. Bunları unutmayın. Şöyle düşünün, şu an 240 abonem falan var. Bu arttıkça benim video motivasyonum daha çok artıyor. Sizin de izleyeceğiniz videolar daha çok artmış oluyor. İnanın şöyle oluyor, bazen birkaç tane abone düşüp kalkıyor falan, böyle bir şeyler oluyor. O zamanlar cidden hiç video çekesim gelmiyor. Gördüğünüz böyle emniyet şeridinden girip de. Arkadaşlar, aranızda bisikletlerin neden ön vitesi arka vites, dişlilerin sayılıp çarpılmasıyla vitesleri söyleniyor bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Mesela bende arkada 7, önde 3 dişli var. 21 vites diye geçiyor. Geliyor Güver Kanyonu'na. Yok, hayır. Burası Güver Kanyonu denen yer. Biz Güver Uçurumu'na gideceğiz. Yani şöyle,
Biz üst tarafına gideceğiz. Burası biraz daha iç tarafına doğru gidiyor herhalde. Aha yani gene yanlış tarafa geçtim. Yoldaki tırtıklı yerler gördüğünüz gibi. Bunu zorluyor yani. Tarafta şu an geçmek istemiyorum. Demin suluğum düşüyor daha sonra. Kadans bisiklette çok önemli. Mesela şu an dakika başında kadans dediğimiz şey şu. Dakikada çevrilen pedal sayısı. Anlık olarak çok pedal çevirmemiz bize bir fayda sağlamıyor. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Tam uçurumun girişinde sizlere tekrar video yapacağım. Hadi görüşürüz. Yoluna girdik zaten, kendini hemen belli etti. İşte bir helikopter pisti var. O helikopter pisti orman yangınlarına müdahale etmek, öyle yazıyor, öyle bir bilgilendirme var. Herhangi bir yangın durumunda acil destek verebiliyorlarmış. Ahmet ne? Evet. Abi en sevdiğim yola geldik ya. Gölgelik ağaçların arasından giden yol. İnşallah domuz mamız çıkmaz da rahat rahat gideriz. Bisiklete geçebilir miyiz? Geçebilir. Sen geç bakalım o zaman, sen bir dene. Benim arkamda yıkım var. Allahu Ekber. Ağır vites. Hop. Hadi oğlum. Şimdi düşürelim. Heh. Evet. Abi cidden çok güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. İyi iyi. Tekniğimiz bitti, ateş söndürelim diye bir laf var. Bu arada hala yolda gösteriyor ya. Gidelim bakalım. Doğayı koruyalım kesinlikle. Devam et ticari bekleme yapma. Soğuk su. Acaba hala soğuk mu? Gelmesinler mi? Diyecektim de yedik yiyeceğimizi zaten yolda. Ben bir tane poğaça yedik. Daha ne istiyorsun lan? Ama diğer poğaçada yukarıda yeriz ya. Evet bak zekisin ha. O çeşme de var la burada. İyiymiş bak ha, su sıkıntısı çekmez. Burada kamp yapılıyor mu ki acaba? Ama benim burada biraz yemez ya kamp yapmak. Geçer ya. Geç her yerde var da.